Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, böyle Kur'an okumaları yaparken çevremizle, arkadaşlarımla, dostlarımla, benim çok değer verdiğim kardeşlerim var. İşte birisi gerçekten kardeşim, Hüseyin. Diğeri mesela Deniz, Deniz Bakkal diye bir kardeşim var. Bunlar hakikaten değer verdiğim, istişare yaptığım insanlar. Bir sohbet esnasında, Kur'an üzerine sohbet ederken Hüseyin kardeşim çok ilginç bir tespitte bulundu. Bu o kadar hoşuma gitti ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de çevrenizde Kur'an sohbetleri yaparsanız yeni bir şeyin farkına varabilirsiniz. Ama Kur'an'ı gündeminize almanız gerekiyor. Eğer hayatınızın içindeki sizin derdiniz, dininiz ise o zaman Allah sizi destekleyecektir. Allah kulunu keyfi desteklemez. Siz bir emek verirsiniz, Allah da sizi kat kat destekler. Ama önce emek vermeniz gerekiyor. Ona göre karşılığını mutlaka alacaksınızdır. Bu da ayetlerde sabit zaten. Şimdi konumuz ne? Nedir bu kritik bilgi? Dostlar, kritik bilgimiz şu. Ve bunu lütfen özel hayatınızda kullanın. Nahl suresi 44. ayette Allah ayeti kerimede Kur'an'ı Resul'ün beyan ettiğini söyler. Beyan. Mevcut bütün din adamları da bunu sizlere ve bizlere yıllarca tefsir olarak verdi. Nedir bu tefsir? İşte Allah Resulüne Kur'an'ı beyan et dedi diye böyle bağırıyorlar. Nedir beyan? Şimdi onların dilinden söylüyorum. Allah zekat verin dedi ama ne kadar vereceğimizi Resul bize beyan etti. Allah namaz kılın dedi ama nasıl namaz kılacağımızı bize Resul tarif etti. İşte arkadaşlar, beyan neymiş? Beyan bizim okuduğumuzda anlayamadığımız ayetlerin izahıymış, açılımıymış, tefsiriymiş. Eğer Resul bize beyan etmese biz anlayamazmışız. Önce bunu Cübbeli'den dinleyelim, sonra da müsaadenizle işin hakikatini size göstereceğim. Buyurun. Harika bir şey. Bakın yine Cübbeli'den klasik bir video. Şunu diyebiliriz ki hadisler Kur'an'ı izah eder, tefsir eder, beyan eder, fetva verileceği zaman hükümlerden çıkar, ayetle hadis çelişse hadisten hüküm alınır. Çünkü duydunuz mu? Çünkü niye? Devamını dinleyeceğiz. Bakın, Resul'ün beyan etmesini yine kullandı, görüyor musunuz? Ve Resul'ün beyanını sadece ayet değil hadis olarak alıyor. Sonra da diyor ki, eğer diyor Kur'an'la hadis çelişirse biz hadise bakarız diyor. Zaten bunu her zaman söylüyoruz. Ama burada bu videonun ana konusu arkadaşlar, beyanı doğru anlamak. Beyan geçen ayeti doğru anlamak. Bakın devam etsin. Hadis de vahidir, Kur'an da vahidir. Mevla duydunuz mu? Hadis de vahidir, Kur'an da vahidir. Bu şirktir. Bu küfürdür. Bu dinden çıkmaktır. Allah vahyi koruyor. Allah hangi hadisi koruyor? Sen hadise nasıl vahyi dersin? İran'daki hadisleri vahyi kabul etmiyorsun. Selefilerin hadislerini vahyi kabul etmiyorsun. Hadis vahidir. E hangi hadis? Benim hadisim. Ne kadar güzel. Sana demezler mi? Bilmem kim güzel mi diye. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Ve ayeti çarpıtıyorlar. Hadis ayetmiş. Duyuyor musunuz arkadaşlar? İyi, o zaman hadis ayetse namazında hadis oku. Namazında hadis oku kardeşim, madem hadisler ayettir. Zaten tahiyyatı zaten okuyorsunuz da. Tahiyyat harici de oku. Elini bağla, sadaka ömrü uzatır de. Niye diyemiyor musun? Ayet değil mi vahiy? Hadis de ayet değil mi? Evet, o zaman namazında İstediğin hadisi oku, elini bağla, kara köpeklerde şeytan vardır, Allahu Ekber de. Madem vahiy,
senin hadislere vahiy dedikten sonra ayetlerden ayırma tekniğin nedir? Nasıl ayırıyorsun? Biri musafta yazıyor, biri yazmıyor. Öyle mi ayırıyorsun? O zaman musafta yazmayan daha kıymetli. Eğer bakın samimiyseniz musafta yazmayan hadisler daha kıymetli. Buyurun. Bu da ispatı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisine vahiy etmiştir. Bazen ayette vahiy ettiğini sonra hadisle neshetmiştir. O... Duydunuz mu? Ayette vahiy ettiğini hadisle neshetmiştir. Bakın adam aşikare küfre giriyor dostlar. Bu adamı kafir yapar bu söz. Bu söz adamı kafir yapar. Dinden çıkartır. Vallahi dinden çıkartır. Adam diyor ki gelen vahiy hadisle neshetmiştir. Yani hükümsüz kılmıştır diyor. Bakın Kur'an vahiyini hadisle hükümsüz kılmıştır diyor. Tekrar dinleyin. Mevla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisine vahiy etmiştir. Bazen ayette vahiy ettiğini sonra hadisle neshetmiştir. O... Duydunuz mu? Hadi inkar edin bakalım. Önce Resulullah bir şey buyurduktan sonra artık ayette böyle var denmez. Çünkü... Duydunuz mu? Resul bir şey dedikten sonra ayette böyle var denmez. Şimdi Resul böyle dedikten sonra da sanki kendisi duymuş gibi söylüyor. Arkadaşlar, Buhari'de, Müslim'de yazan sözler için adam bu cümleyi kullanıyor. Buhari'nin, Müslim'in kitabından adam bir sözü okuyor ve sonra da bu cümleyi kuruyor. Diyor ki, Resul konuştuktan sonra ayete bakılmaz diyor. Kendisi duymuş gibi iman ediyor. Vallahi adam iman ediyor ya, kendisi duymuş gibi iman ediyor. O kitaplardan okuduğu hadisler. Cümleyi onun için o kadar rahat kuruyor. Çünkü Resulullah buyuruyor onu zaten. Sen ayette var kime anlatıyorsun ya? Ayette var kime anlatıyorsun ya diyor. Bak ayette var sen onu kime anlatıyorsun? Yemezler diyor. Ayete diyor bunu. Çünkü Resul diyor başka bir şey söylemiş diyor. Vahyin sahibi vahiy ona nazil olmuş. Sen ona ne anlatıyorsun? Bitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi dostlar. Gelelim beyan meselesine. Yani videonun başında size anlattığım Resul'ün Kur'an'ın ayetlerini Nahl 44'te 16. surenin 44. ayetinde Allah-u Teala vahyi indirdiğini ve Resul'ün onu beyan edeceğini söylüyor. Peki buradaki farkına varamadığımız, kaçırdığımız nokta nedir? Harika bir şey arkadaşlar. Burada Hüseyin kardeşime de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu desteği için. Bakın şuradan açıyorum. Şöyle. Ya hakikaten müthiş bir şey. Elhamdülillah. Buyurun dostlar. Evet. Bu Nahl 44. Şuradan beni de kenara çekmem lazım. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Bakın şimdi dostlar. Ayeti hep beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onları açık mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu Kur'an'ı indirdik. İnsanlara kendileri de indirileni anlatasın diye. Belki düşünürler. Bakın arkadaşlar. Linnas. Allah Resulüne diyor ki bunu insanlara beyan et. İnsanlara. Bütün insanlara, insanlığa, Kur'an bütün kainata geldi, insanlığa geldi. Şimdi Resul bunu insanlara beyan ediyor. Ne oldu şimdi? Nasıl anlayacağız? Hani namazın ayrıntısıydı. Şimdi Allah insanlara Kur'an indiriyor ve iman edenler namaz kılıyor. İman edenler namaz kıldıktan sonra bunlara göre Allah bütün insanlığa diyor ki ayaklarınızın arasını dört parmak açacaksınız. Elinizi şurada bağlayacaksınız. Beyan bu değil miydi? Allah Müslümanlara zekat verin diyor. Resul de beyan ediyor. Bütün insanlığa diyor ki 1/40 öyle mi? Ayrıntısı. Hani ayrıntısıydı? Hani Kur'an'daki ayetler açılsın, açıklansın, ayrıntılı bir şekilde anlaşılsın diye beyan ediyordu.
Kur'an'ın izahatı, açıklamasını Allah'ın Resulü bütün insanlığa mı yapacak? Ne oldu şimdi? Bakın, önce onların söylediğini tekrar edelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Lütfen bunu anlarsanız, karşınızda bir molla 40 saniye duramaz. Mecburen terk edip gider. Onlara diyeceksiniz ki, kardeşim beyan nedir? O da size diyecek ki, Kur'an geldi, namaz kılın dedi. İnsanlar iman ettiler, namaz kılmaya başladılar. Ama nasıl namaz kılacaklarını bilmiyorlar. Namazın ayrıntısını Resul bize öğretti. İşte beyan budur. Dedikleri zaman bir dakika dur diyeceksin. Ve buradaki insanları göstereceksin. Linnaz. Allah namazın ayrıntılarını bütün insanlara mı öğretti Resulü? Zekatın ayrıntısını, haccın ayrıntısını, nasıl hac yapılacağını, tevafın 7 kere olup olmadığını nereden öğreniyorduk? Beyandan. Öyle mi? Ne oldu? Allah hac edin diyor ama tevafın 7 tane olduğunu söylemiyor. Nereden öğreniyoruz bunu? Resul beyan edin dedi. Peki haccın nasıl yapılacağını, yani ayrıntısını Allah Resulü insanlığa mı anlattı? Çok basit değil mi arkadaşlar? Ne kadar basit. Aslında çok basit bir konu. İşte oradaki, bakın buradaki insanlar kelimesi, bu beyanın insan hakları beyannamesi gibi sabit olduğunu, yani Kur'an olduğunu, Allah Resulü'nün de sadece Kur'an ayetlerini bütün insanlığa tebliğ ettiğinin ispatı olan ayettir. Ve bu ayet bir tane de değil. Bunun gibi başka ayetler de var. Kur'an insanlığa gelmiştir. Allah'ın Resulü'nün onun beyan etmesi için, yani ayetleri duyurması için. Bunlar buradaki beyanı tefsire çevirmeye çalışıyorlar. Orada tefsir yazmıyor dostlar. Orada beyan yazıyor ve beyannameye hiç kimse bir şey ilave edemez, hiç kimse bir şey çıkartamaz. Zaten ilave etmesine gerek yok. Çünkü tamam, tamam. Allah dinimi tamamladım diyor. Hiç kimse çıkartamaz. Çünkü onda hiç kimse hiçbir şeye fazlalık diyemez. Herkes haddini bilecek. İşte arkadaşlar, eğer çevrenizdeki insanlar size Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı anlayamayız, Kur'an indi ama Resul onu bize beyan etti diye geldiği zaman sizin üzerinize düşen Nahl 44'ü hayatınıza sokup o kişiye buradaki linnası, yani insanları göstermek olması gerekir. Lütfen dostlar, bu çok önemli bir konu. Bakın adamlar hadis varken ayete bakılmaz diyor. Ayetlerin bazılarını Resul hadisleriyle nesetti diyor. Yani iptal etti diyor. Lütfen arkadaşlar, uydurulmuş dinden Allah'ın dinine geçin ve ahiretinizi riske atmayın. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.